Şimdi Trabzon'a gidelim birlikte. Ulaş Özdemir bizi bekliyor Trabzon'da. Karşılaşmayı konuşacağız. Trabzon'daki coşkuyu konuşacağız. Uykusuz geçen bir gecenin sabahında günaydın Ulaş Özdemir. Hiç uyumadık ki size aslında günaydın Ceyda. Biz hiç uyumadık maalesef. Evet, tatlı bir yorgunluk olsa gerek. Dünkü galibiyetin ardından Trabzonspor taraftarı coşkuyla meydanlara akın etti. Biz bir giriş yapalım karşılaşmayla, sonra Trabzon'daki coşkuyu konuşuruz Ulaş Özdemir. Erken gelen bir gol, sonrasında alışık olduğumuz Trabzonspor oyunu ve skor 3-1. Nasıl değerlendirirsiniz genel hatlarıyla 90 dakikayı? Aslında Ceyda, Adana Demirspor bir anlamda Trabzonspor'un istediği bir oyunu ortaya koydu. Bir de Adana Demirspor ligde yani böyle açık oynayan, kapanmayan ve futbol oynamak isteyen bir takım. Dolayısıyla Trabzonspor'da bu tip takımlara karşı yenilmese bile sonuçta yani iyi bir futbol ortaya koyup sonuç almaya gidiyordu. Özellikle sol tarafta Russell'ın olduğu tarafı deyim yerindeyse Trabzonspor orada Mischa ile beraber ve Dens ile zaman zaman da Perez ile beraber harman etti. Nihayetinde ileride kaptığı toplarla zaten iki hem penaltı pozisyonun olduğu yer hem de aynı zamanda ikinci gol Trabzonspor'un rakip yarı sahada kaptığı iki toptan geldi. Bu zaten Trabzonspor'un oyun planı içerisinde olan bir şeydi ve Adana Demirspor da aslında buna müsaade etti. Kaptığı toplarla beraber sonuca gitmek istedi. Orada tabii oyun kurmalarına müsaade etti özellikle Abdullah Avcı ve bunlar tam oyun kuracakları sırada da işte dediğim gibi kaptığı toplarla beraber Trabzonspor Adana Demirspor'un yapacağı hatalarla sonuca gitti. Beklerin arasına attığı topları da Trabzonspor bence iyi kullandı. Dengeli bir oyun hem savunmada hem hücum hattında. Nihayetinde bu maçta bir beraberlik ya da kazandığı anda şampiyonluk matematiksel olarak şampiyonluğu akyazıya taşıyacaktı. Dolayısıyla da istediği sonucu alarak oradan döndü ve artık bir puana ihtiyacı var. Onu da bu hafta önümüzdeki hafta Antalyaspor'la yapacağı karşılaşmada aldığı takdirde matematiksel olarak ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu da ilan etmiş olacak. Şampiyonluğa bir kaldı diyoruz ama dünkü maç özelinde yine bireysel performanslar anlamında da Trabzonsporlu futbolcular için bir kırılma maçına ihtiyaç var diyorduk. O galip gelememe stresi ve tabii ki şampiyonluğu erken ilan edebilme stresi aynı zamanda. Bunların hepsi futbolcular üzerinde baskı oluşturmuş olabilir. Ama dün kilidin nasıl açıldığını düşünüyorsunuz siz Uğur? Şöyle tabii ki Vişça, Hamşik'in organizatörlüğünde Dorukhan'ın olağanüstü bir performansı ve Uğurcan Çakır. Yani maçı tutan bir isim olarak Uğurcan Çakır. Stoper bölgesinde ve Perez sakatlandıktan sonra sağ beke geçen bir Dorukhan performansı ki sezon başından bu yana oynadığı maçlarda hangi mevki olursa olsun fark etmeksizin olağanüstü bir performans ortaya koyuyor. Orada Vişça ki Kouassi'nin olduğu kanadı Trabzonspor çok sağlıklı kullanamadı ama Vişça inanılmaz zaten orada şu anda izliyorum ben de. Cornelius'e yapmış olduğu orta. Hamşik bir lider, bir organizatör ve oyun planını sahada en iyi uygulayan oyunculardan bir tanesi. Ve tabii ki şu anda ligin en iyi pivot santraforlarından bir tanesi olan Cornelius. Takım oyunuyla kilit açıldı diyorsunuz Ulaş Özdemir. Peki gelelim. Buyurun. Yani şöyle, evet Trabzonspor bir takım oyunu oynuyor. Bir sistemi var doğru. Ancak bu tip maçlarda özellikle bireysel performanslar öne çıktığında skora her şekilde etki ediyorsunuz. Ben de onları saydım ama nihayetinde bir takım oyunu var zaten Trabzonspor'un. Ve gelelim Trabzon'daki o coşkuya. 90 dakikanın bitiş düdüğüyle birlikte Trabzonspor taraftarı o
çok beklediği, belki de önümüzdeki hafta ilan edeceği şampiyonluğun kutlamalarının bir provasını gerçekleştirdi. Bu duygusal anlarla ilgili sizin yorumunuz ne olur? Trabzonspor taraftarı bu anı çok bekledi gerçekten. Provası böyleyse ben önümüzdeki haftayı düşünemiyorum. Ya Ceyda, seninle geçen yaptığımız yayında yine buraya ait, bizim yöreye ait bir söz söylemiştim. Sevdiğini alamazsan aldığını seveceksin diye. Trabzonsporlular da yani şampiyon olmayı istedikleri haftayı değil, şampiyon oldukları haftayı sevecekler. Şimdi bu dün akşam özelinde de Trabzonspor'un şampiyonluk yolculuğu da aslında şöyle bir türküde benzetirsek, işte Of Sürmene Yaylası 15 doktora bedel, oy benim sevdiceğim diye başlar. Biraz böyle Trabzonspor'un şampiyonluk yolculuğu da bu sene özelinde ve geçen seneler özelinde bir 15 doktora bedeldi hakikaten. Ya şöyle bakmak lazım, resmi olarak 38 yıl sonra gelen bir şampiyonluk, buna kavuşmak, bu vuslata ermek Trabzonsporlular için çok kolay olmadı. O anlara zaman zaman çok yaklaştılar, kaybettiler. O kırılma anlarında çok canlar, cananlar gitti, kaybettiler. Ama sonra bir adam çıktı geldi Trabzon'a ve dedi ki kardeşim ben de sizlerim ve bu süreci beraber yöneteceğiz. Ben de aynen sizin gibi bu süreçlerde yıkıldım. Ben bunları burada tecrübe etmek istiyorum. Trabzonspor'un da tecrübesiyle beraber bunu birleştirelim ve burada bir hikaye yazalım dedi aslında. Ve o hikayeye başladığında aslında Trabzonsporluların o sabırlı olmayan, heyecanlı, bir anda parlayan insanına da sabretmeyi de öğretti bir anlamda. İşte ben dingin denizi değil fırtınalı denizi seçtim demişti Trabzonsporlular için. Ama o fırtınalı denizi de aslında Abdullah Avcı dinginleştirdi işte o sabrı öğreterek. Bu çok kolay değildir Trabzonspor taraftarına sabrı öğretmek. Çünkü bir an önce ister şampiyonluğu, başarılı olmayı. Ve o taraftarla, camia ile beraber güzel bir senkronizasyon sağlandı. O senkronizasyonun sonucu işte geçen yıl aslında bunun işaretleri verildi. Ve bu sezon Abdullah Avcı bir oyun ve bir oyuncu grubu vaat etti. O kadar oyuncu grubundan bir takım yaratmak çok kolay değil. Evet, bu oluşturuldu. Hem sağ içini hem sağ dışını yönetmek çok kolay değil. Bu başarıldı. Nihayetinde burada tabii bütün bu başarılarla beraber aynı zamanda Trabzonspor yönetimi de bir futbol aklı olarak Abdullah Avcı'ya her şeyi teslim etti. Abdullah Avcı da o sorumluluğu aldı. Bunu almak çok kolay değildir her teknik adam için ve o dümene geçti. Ve ondan sonra da bir hikaye yazıldı. Nihayetinde Trabzonspor tarihte bir çağın kapısını kapattı, bir çağın kapısını açtı futbolda. Bunu defalarca da yaptı aslında. Şimdi artık yeniden o tarihine bir altın sayfada yazacak. İşte bu vuslat, bu kavuşma Trabzonsporlar için çok gecikmeli olsa da mutlu bir sonla bitecek nihayetinde. Yani bana göre de evet, çok beklediler ve hak etti Trabzonspor taraftarı, Abdullah Avcı, Trabzonspor yönetimi, Trabzonspor camiası. Çünkü kolay değil bu şampiyonluk sürecini yönetmek ve bunda başarılı olmak. Ve o bir patlamaydı artık. Dün akşam hem Adana Demir Stadı'ndaki Trabzonsporlular, hem Trabzon'daki Trabzonsporlular, hem Türkiye ve dünyanın dört bir yanındaki Trabzonsporlular yani o sevinci yani nasıl yaşadıklarını ben çok anlıyorum da buradan tarif edemiyorum. Çünkü yani o yolculukta kimileri babasını kaybetti, annesini kaybetti, kardeşini kaybetti. Onlar göremediler, o gördü falan. Bir şampiyonluk, özellikle genç nesil için söylüyorum, bir şampiyonluk görüyorlar. Ve bu anlara, bu değerli anlara hepsi tanıklık etti, ediyor. Dolayısıyla da bu tarif edilemez bir mutluluk. İşte dün akşam Trabzon Meydanı'nda, havalimanında takım karşılandı, horonlar oynandı, kol bastılar oynandı. Kemençeler çalındı. Trabzonspor yolunda hayatını kaybeden futbolcular, taraftarlar, işte sanatçılar, Kazım Koyuncu gibi, onların isimleri okunarak burada diye bağırdı bütün taraftarlar ki bence çok
Unutulmaz anlardan da bir tanesiydi. Bunu şimdi Trabzonsporlar doya doya yaşayacak. Bir de Antalya maçında Trabzonspor bir puan aldığında ertesi gün Arife ve çifte bayram yaşayacaklar. Bu da Trabzonlular için çok anlamlı oldu. Neden anlamlı oldu? Çünkü Ramazan artık bayramı Avrupa'dan, Türkiye'nin dört bir tarafından gurbetçiler Trabzon'a gelecekler, ailelerini görecekler, birbirlerine sarılarak bu mutluluğu yaşayacaklar. Ondan sonra bir Hatay deplasmanı ve içeride Altay maçı olur. Keykupa içerideki son maçta veriliyor yanılmıyorsam. Orada da muhteşem bir törenle Trabzonspor şampiyonluk kupasını alacak ve uzun bir süredir beklediği bu hasreti sonlandırmış da olacak. Ve tabii şimdi Trabzon'da önümüzdeki hafta oynanacak karşılaşma Antalya Spor mücadelesi. Bu karşılaşmayla ilgili de Abdullah Avcı'ya sorular soruldu. Nuri Şahin'in eski öğrencisi olması sebebiyle de çok iyi tanıyor. Hem oyun anlayışını hem Antalya Spor'un sistemini. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz? Çok coşkulu bir taraftar olacak kuşkusuz. Bu hafta sizin de telefonlarınız susmaz diye düşünüyorum. Abi bilet var mı diye. Ama nasıl bir karşılaşma? Dün akşam, dün geceden başladı. Başladı mı? Dün geceden başladı. Peki ben gelsem Trabzonspor acaba maçı izleme şansım olur mu Ulaş Özdemir? Yani statta gazeteci olarak evet ama bir hani maçı izlemek için geleceksen yani beraber deneriz. Giremezsek artık gidip bir yerde izleyeceğiz. O durumda şu anda stadyum. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz? Zor tabii ama nihayetinde Trabzonspor şu anda yani dünyanın en kapalı gişe maçı olacak bu. Yani bu maçın duygusu, havası, atmosferi başka artık. Hani burada bir oyunu, bir oyuncu performansını, ne bileyim bir taraftar baskısını artık konuşmayacağız. Çünkü bu maç başka bir maç. Havası başka olacak, atmosferi başka olacak, oyunu başka olacak, oyuncusu başka bir modda oynayacak, hocası başka bir motivasyonla sahaya çıkacak. Dolayısıyla hani Trabzonspor buradan her halükarda bir puan aldı ama bir galibiyetle şampiyonluğa da ulaşırsa tabii ki tadından yenmeyecek Trabzonsporlar için. Nuri Şahin evet çok değerli, çok kaliteli bir teknik direktör ve Antalya Spor'da da başarılı işlerin altına imza atıyor. İyi de bir oyun oynatıyor. Nihayetinde evet senin de söylediğin gibi Abdullah Avcı'nın öğrencisi. Ve yeni dönem modern hocaların içinde benim de beğendiğim teknik direktörler arasında yerini alıyor. Dolayısıyla şöyle de bakmak lazım. Abdullah Avcı sadece oyun geliştirmiyor. Oyuncu da geliştirmiyor. Aynı zamanda teknik direktör de yetiştiriyor ki Antalya Spor'a gitmeseydi muhtemelen Abdullah Avcı'nın ekibinde olacaktı Nuri Şahin. Peki çok teşekkür ediyorum Ulaş Özdemir, ağzınıza sağlık değerlendirmeleriniz için. İyi pazarlar diliyorum size. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar sevgili Ceyda. Görüşmek üzere.